Ya şu kızlar da aksesuar meselesini iyice abarttı ha. Ha tamam bu sene büyük takılar moda ama bu kız ne yapmış abi? İyice su kaçırmış aksesuar meselesini. Bu ne ya? Ya ne aksesuarı be tıpa? Kız intihar ediyor resmen ya. Pardon. Rahatsız ettim sizi. Buradan Kadıköy dolmuşu geçiyor mu acaba? Sizce? Dur bir dakika dur. Erevizyon'da sence bu sene kaçıncı oluruz? Bir. Hadi ya. Bir dakika. Şimdi Kızılderililer için Türk diyorlar. Sence doğru mu? Bu ne biçim muhabbet açmak? Dinleyelim. SSK muhabbeti de açsaydın bari. Ne bileyim abi. Ben ancak kızı bu kadar oyalayabiliyorum. Ne yapayım yani? Demek beni oyalamaya vazgeçirmeye çalışıyordunuz. Rica ederim geri çekilin. Evet, durun. Bakın bu arkadaş da bir kere intihar girişiminde bulundu. Suya çok sert çakıldı. Sonra böyle oldu. Bence bir daha düşünün. Rica ederim geri çekilin. Çabanız beyhude. Dur. Ya ne olduysa oldu. Değer mi buraya? Değmez. Boşuna dil döküyorsunuz. Çabalarınız için teşekkür ederim. Allah dur. Kuzey elimi tut, elimi tut, elimi tut. İntihar eden bir kızı kurtarmak için suya atlamışlar. Bütün mahallede sahildeymiş. Feyyaz, Feyyaz. Nasılsınız? Ay sizi çok merak ettik sizi. Kuzey bir şeyin yok ya. Yok yok, iyiyim. Üşüdü biraz o kadar. Kuzey değil. Kızcağızın biri intihar ediyordu. Havada kaptım gariban. Kurtardım. Nerede? Gariban nerede? Canım. Biraz gülümser misiniz? Kurtardığın kızı bir poz alabilir miyiz? Seni böyle alabilir miyiz? Tabii buyurun. Geliyorum. Bunu kendine nasıl yaptın Rüya? Neden yaptın bunu kendine? Neden? Ya burada kapı almak varken buradan niye çıkıyorsun ya? Ya sen hiç mi tavla bilmiyorsun ya? Hiç mi öğretemedim sana ya? Neyse. Hop. Hamit Altıntop. Pencüze. Severler güzeli. Adı Cennet ise. Çok şanslısın sevgili abicim. Bak abi, ben rolümü iyi oynadım. Bana söz verdiğin spor arabayı alacaksın değil mi? Sözüm söz. Makdurelli. Sen yeter ki planladığımız gibi Feyyaz'ı numaradan kendine bağla. Arabanı hazır bil. Çocuk çok saf abicim. Olmuş bil. Bankaya yollamış. Yüklüce bir borcun varmış. Eğer ödemezsen... Eve haciz getireceklermiş. Ne borcu ya? Şaka mı söylüyorsun Allah'ını seversen? Benim kimseye borcum falan yok. Ne hacizi? Bir de bana sorumsuz dersiniz ya. Dur be Cumali Allah'ını seversen ya. Bak burada ana borçlu olarak Cezmi Cezzar yazıyor. Ben kefil olarak görünüyorum. Ama ben Cezmi Cezzar'a hiçbir zaman kefil olmadım ki. Nereden çıktı bu şimdi? Size de yük oldum. Hastalığım aramızda kalsın olur mu? Arkadaşlarınızın öğrenmesini istemiyorum. Bana acıyan gözlerle bakılmasından hoşlanmıyorum. Söylemem. Merak etme arkadaş. Söylemem. Beni kurtarmanızın en güzel tarafı... ...hiç değilse ölmeden önce sizin gibi birini tanımış olmak. Size bulutların arasından hep gülümseyeceğim. Bir kahve içmeye ne dersiniz? Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ölmek üzere olan bu genç kızın masumane isteğini lütfen geri çevirmeyin. Abi sen olur mu dedin ya? Olur mu dedin? İnanmıyorum sana ya. Kız resmen cennetin gözü önünde sana asılıyor. Sen bir de kalkmış ben kızla kahve içmeye gideceğim diyorsun ya. Ben kefil olacak kimseyi bulamadım. Seni kendime çok yakın hissettim. Beni formaliteden seni kefil yaptım. Niye halt ettin? Peki onca parayı nasıl ödeyeceksin şimdi? Nasıl ödeyeceksin? Ya sakin.
Böyle yaparsan parayı geri alamayız. Yanılmamışsın dostum Sabit. Feyyaz düpedüz başka bir dişiyle cilveli oynanaydı yani. Pis bakıyorsun bana be. Sana ne bakacağım be? Hımmıl. Bunu ben haberi yetiştirmeden evvel düşünecektim. Bir dakika. Kime ne haber uçurdun sen? Ha, şu mesele. Demek planımdan haberdar oldun. Oy, benim de ağzımda bakla ıslanmıyor he. Cennete haber verdiğimde hemen yetiştirmişim yani. Bu ne sürpriz pehlivan. Gözlerim doğdu gecelerime. Bırak laf boyamayı. Nerede o? Ne nerede bal kavanozum? Bana bak. Yoksa sen başkasını mı görmeye geldin buraya ha? Feyyaz. Benimle oyun oynama Feyyaz. Ne hatlar karıştırdığını biliyorum, tamam mı? Bana hesap vereceksin. Vay be! Vay be! Nasıl samimlenmişiz bir kere. Yaptığımız her şey halt oluyor ha? Hı. Ben burada bir an önce sevgilimle yuvamı kurayım, evleneyim diye geleyim, ek iş yapayım. Sevgilim gelsin bana, fırça kaysın. Numara yapmayı bırak. Sana inanmıyorum, tamam mı? Hayrola Cezmi? O kadar parayı nasıl buldun ya? Yoksa bankadan mı çekeceğiz? Parayı bulmadım ama şimdi bulacağız. Hadi. Şimdi beni takip edin. Kıpırdamayın! Bu bir soygundur! Saf çocuk oyunumuzu yuttu. Hatta buna acıyıp sevgili rolü yapmaya başladı. Şu anda beraberiz. Aferin, aferin. Aynen böyle devam. Allah'tan silah oyuncaktı. Başka bir vukuatınız yok da bütün bu yaptıklarınızın saçma bir şaka olduğuna inandık. Feyyaz'cığım. Ne yapıyorsun bu kılıkta? Hiç. Kıyafet balosu varmış dedilerdi de. Asıl sen ne yapıyorsun burada ya? Aa, Cennetciğim sana haber vermedi mi? Bu gece üçümüz kafede buluşmayacak mıyız? Beni o çağırdı. Cennet. Cennet seni mi çağırdı? Aha. Feyyaz yine iş başında. Libidosu düşesice. Lahoyt. Ah, o ne meraklıdır o. Sen ne... Aha. Kız Feyyaz'ı öpmeyecek. Oy. Aha, kendimi çekmişim. Hem de gözüm kapalı çıkmış. Sil Sabit, sil. Ya Rüya, ne yapıyorsun? Bir gören olacak şimdi. Bir gören olacak diye korkuyor musun yoksa sevgilim? Şu kalan sayılı saatlerimi seninle geçirmeye çalıştığım için özür dilerim. Hayır tabii ki sevgilim. Şimdi sen burada beni öpüyorsun. Millet görür, özenir. Onlar da öpüşmeye başlarlar diye korkuyorum. Al öp, ne demek ki? Al. Hadi bakalım, bu kadar kuru gıda yeter. Ben şimdi sana ıslak içecek bir şeyler getireyim, tamam mı? Oradalar. Sen otur. Atalet. Ya biz bu çocuğun günahını boşu boşuna aldık ya. Baksana kıza normal bir müşteri gibi davranıyor yani. Sağlamına sağlam çocukmuş Feyyaz enişte. Bunların arasında masadan başka bir şey olmaz abla. Hadi gel. Dur. Ne oldu? Mesaj.
yerden daha yüksek olmak gerek. Aşk bazen ağlamak, bazen gülmek demek. Nerede olursan ol, ona koşmak demek. Zirvedeyim diye düşünürken bir anda yerle bir olur her şey. Hayat küser, herkes düşman. Kime mutlu, kimi ise pişman. Dibe vurmuşsun, bas ve zıpla. Yerden yüksek ol, unutma. İleriye bak yeni bir umutla. Kapılar kapanır, yenisi açılır, takma. Hayat bazen inmek, bazen çıkmak demek. Ama yerden daha yüksek olmak gerek. Aşk bazen ağlamak, bazen gülmek demek. Nerede olursan ol, ona koşmak demek. Yeni dostlar ve yeni kazançlar, yeni aşklar ve yeni telaşlar. Kapını çalar yepyeni şanslar. Sen hazırsan onlar hep hazırlar. İniş çıkış, hayat koca bir yarış. Aşk bir gün güneş, bir gün sarmak yağış. Gün batar çıkar bu rutine alış. Fayda etmez hiçbir zaman ondan kaçış. Koşuşturan insanları görüyor musun Yılmaz Efendi? Hepsi birer kese gibi. Gidip gelip hayatın kirini, pisliğini alıyorlar. Vapurlar ne garip. Sanki yolcu değil de umut taşıyorlar. Bu vapurları satacaklar mı zaten? Daha hızlarını alacaklarmış patron. İnsanlar ne garip. Sürekli bir yarış içindeler. Hayatın güzelliklerini kaçırıyorlar. Bu hız neden? Bak mesela şu amcaya. Hayatı çözdüğünden nasıl da yavaş yavaş yürüyor. Yapmayın Anıl Bey. Adam bir şey çözecek hali kalmamış. 80 yaşında olduğundan tinin tinin yürüyor amca. İnsanlar neden hızlanır biliyor musun Yılmaz Efendi? Unutmak için. Bak, kim bilir neleri unutmak için hız iblisine teslim etmiş kendini. Ha? Adam vapura yetişmek için, jeton almak için koşuyor. Patron yani iblise teslim oldu falan yok. Ah şu modern zamanlar. Nasıl da yüzeyselleştiriyor insanları. Hepsi bir yere koşuyorlar ama hiçbiri nereye koştuğunu bilmiyor. Neden bilmesinler efendim? Yani basbaya Kadıköy'e karşıya geçecekler. İstikamet belli. Ne? Bu karşının vapur mu? Ha. Bizim vapur yani. Koş Yılmaz Efendi, koş! Yeter, aklın var sende. Arama boş! Lan boşak değil, yeter şosun! Yürü, bizi bekle! Olur, bizi bekle! Ne yapacaksın sen şimdi? Kız seninle hiç mi konuşmuyor? Sebep neymiş? Sen var ya kesin bir herze yemişsindir ha Pampa, valla. Sen herze yedin, eve herze kova. Ne bileyim sebep neymiş? Pehlivanlığı tuttu yine aşkımın. İki gündür ne telefonlarıma çıkıyor, ne de haber yolluyor. Tesadüfen karşılaştığımızda hep tersliyor. Ben anlamadım neden böyle yapıyor ya. Ya sana bozuk olduğundan emin misin? Belki başka bir şey bozuk, nazını sana geçiriyor. Olamaz mı? Dur bakayım. Bir düşüneyim. En son karşılaştığımızda... Ha. Ha. Aşkım merhaba. Yüzünü gören cennetlik. Telefonlarıma da çıkmıyorsun. Ah, sana bitki aldım. Ah. Niye çaktı ki şimdi tokadı sebepsiz yere fırtınam? Yani kimden ötürü? Benden ötürü mü çiçekten ötürü? Cennet? Yok, sanmam acı. Başka bir şeye kızsa bana o kadar sert çakmaz tokadı. Kesin bana kızmış da. Ama nedenini arkadaş. Delireceğim, delireceğim. Attention please. Bırak gitsin Feyyaz. Geri dönerse senindir. Tonlamaya gel, geri dönerse. Bak mesela benden çay istediniz. Gittim ama döndüm. Demek ki seninim. Hüst, sen nereden benim olasın be? Kabriyo çaycı. Hay bin kumbus. Mahalle esnafına bak. Hepsi bu merak modeli ilişki hastası çıktı ha. Çaya bak be. Kuyu suyu mübarek. Çok kırıcısın Feyyaz.
çok kırıcısın Feyyaz. O kız tabii geri dönmez sana. Ama attention please. Dönerse senindir. Dönerse benimdir. Sen de mi Lokman Baba? Ne o Feyyaz? Sen de mi döner istedin? Yok Lokman Baba, yok yok. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sana afiyet olsun. Biz simit beş son. Sana da afiyet olsun. Ha Feyyaz. İncir ağacında armut yetişmez. Yetişse bile meyvesi dibine düşmez. Bu kısa bilgi için teşekkürler Lokman Baba. Afiyet olsun. Kahveye bak birader. Metrekare başına 4 Haşmet Babaoğlu düşüyor. Bana bak bana. Acaba Cennet şu rüya meselesini mi duydu? Rüyayla aramdakileri biri bunu atmış olmasın sakın? Hala rüya diyor ya. Kız rüya değil, kabus çıktı. Bu mermerde halen onun adını anıyor. Ya kız hasta, onu anladık da sen neden doktor oluyorsun? Halen sevgilisi sanıyor değil mi o kız seni? Ya sorma Kuzey. Kızı kırmadan bir şekilde kurtulmam lazım benim bu işten. 2 gündür topaç oldum mahallede ondan kaçacağım diye be. Sen de kardeşim yüzünü ekşitme hemen. Durumu idare ettik. Pardon esnaf bey. Buradan yakışıklı, atletik vücutlu, ince kafalı bir çocuk geçti mi acaba? Hacı abi çaktırma. Saklambaç oynuyoruz. O da geçici eve. Buradayım Reçelim. Elmam yere düşmüştü. Onu aldım tezgah altından. Canım aşkım. Aşk olsun Muharrem abi. Böyle mi olduk şimdi? O kadar kerevizini yemişliğimiz vardı. Bu muydu karşılığı? Durumu idare ediyorum dediğin bu mu Feyyaz Bey? Sen resmen 2 tane kızı birden idare ediyorsun. Sana çift bıçaklı aşk hayatında mutluluklar diliyorum Kazanova. Cennete yazık ya, yazık kıza ya. Bir dur be oğlum. Bari sen üstüme gelme. Zaten kafam şu cennetin anlamsız çıkışlarında. Ah bir ipucu bulsam, bir ip. Deli mi yoksa bu kız? Anlama. Hacı, artık bıyık yerine yara bandı bırakıyorsun ha? Acı kuşlarından alsaydım be oğlum. Böyle çok selo selo duruyorsun. Ya sen ne tür bir tomruksun ya? Ya bir sataşma oğlum, bir sataşma. İstersen çocukların önünde tartışmayalım Garo. La abi. Selam çocuklar. Selam. Selam. Bana bak. Ya bu kız niye durduk yere benim üstüme gelsin, gider yapsın? O kafeden kimsenin haber uçurma ihtimali yok. Çünkü orada Cennet'in tanıdığı kimse yoktu. Peki emin misin? Yakışır mı senin gibi bir delikanlıya böyle çıplak dolaşmak Garo? Canım kardeşim. Kıl tüy erkeğin süsüdür. Delikanlılık içeride sabittir. İçeride sabittir. Sabit! Sabit. Sabit. Evet ya. O gece o kafede Cennet'in benim dışımda tek tanıdığı Sabit'ti. Cezmi Cezar'ın oğlu Sabit'ti. Bir dakika. Az önce ben Sabit mi dedim? Evet. Sabit dedim değil mi? Evet. Sabit! Hızır amca, sence bu balık kaç yaşındadır? 18'inde yenik yıl aldı. Al cezdür onu, paramara gidersiniz istersen. Oy kurban olduğum, ciddi misin? Değilim tabii ula. Bırak kariban balığı. Ne kızıyorsun be ahtapot? Burada meslek öğrenmeye çalışıyoruz. Altın bilerzük. Ben sabahtan beri bir dek balığın yaşını sormamıştım. Yeder da Ziya Hoca'nın hadiri olmasa var ya, yarım saatte kovmuştum seni. Ben kahveye gidiyorum, dükkan sana emanet. Balıkları da güneşte bırakma. Sen kimi kovuyorsun be artist? Benim gibi bir ses sanatçısı dükkanına gelmiş. Sevineceğine. Dur, 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 dur. Seni düzenbaz! Bir esnafın yakasından tutmak 6 aydan başlar lahoy. Ya bir de bizim dükkanda çalışmaya başlamış ispiyoncu. O gece sen mi ispiyonladın beni Cennet'e? Ne anlattık kıza? Ben niye anlatayım senin aşk üçgenini be? İç açılarından sen sorumlusun. Ama poz vermeyi biliyorsun, hamuş. Ne pozundan bahsediyor bu ya? Ha? Ne bileyim oğlum.
Ne pozu alçak herif? O laplar poz poz cam göz. Ben kıza bir şey anlatmadım. Anlatsaydım telefon kullanmazdım zaten. Kısa mesaj diye bir şey var oğlum. Oy ağzımdan kaçmaca lahoy. Bu bir iş çeviriyor Kuzey. Kap telefonu. Tamam. İçim kıtık alıyor. Salağın gözü kapalı çıkmış. Ulan ben sana sandığım gibi değilse ne de söyleme demedim mi? Niye yolladın resmi niye? Kızım o. Niye? Kızım oğlum çocuğum tamam. Tamam dur. Hayat bazen şaka gibidir Feyyaz. Olan olmuş bırak artık çocuğu. Anır. Acaba seni ha? O kadar soğanı yemeğin neresine katacağız? Soğan deşenecek. Olsun anne ya. Olsun bulunsun. Lazım olur belki. De yeter de yeter de. Kız karınca kadar etsin soğanları ya. Deli. Anne babam yemeği soğanı seviyor ya ondan. Baban yemeği soğanı seviyor kızım. Soğanı yemekli değil. Hem sen ne okulu bitirmeden avukatlığa soyundun? Perma kafa. Ya ama anne şimdi ablam... Dur dur dur. Konuşma çok. Ay şu kazağı çabucak bitireyim de... Fehmim oralarda aortlarını üşütmesin değil mi Ülfet anne? Ha? Ülfet anne. Ülfet anne hop. Ay. Ay gelin seni alacağım ha. Keşke taksitte devre mülk alaydım ay. Kız ne ikide bir beni dürtüp dürtüp uyandırıyorsun kız? Allah'ım nerelere gideyim ben? Kazak öre öre oğlumu Kazakistan fahri vatandaşı yaptım. Vizesiz gelin. Örüyorum tabii Ülfet anne. Ama niye örüyorum? Hak ettiği için. Bak Fehmim ta oralarda, Avusturyalarda. Ama bir dişi sineğe bile bakmıyormuş maşallah. Ya bak bu daha ne kadar böyle devam edecek ya? Sonsuza kadar soğan doğrayamazsın ya. Annemle babam eninde sonunda çakacaklar durumu. Ya Tanet inanamıyorum ya. Yani... Feyyaz ya, hem de o kıl kızla. Ay bana bunu nasıl yaptı ya, nasıl yaptı? Ya ablacığım ya hemen yıkma yuvanı. Hem belli ki bir yanlış anlaşılma var o resimde. Ya sen de bir dinlemedin ki Feyyaz'ı. Daha neyi yanlış anlayacağım, atalet. O rüya denen kız resmen Feyyaz'ı vakumluyordu ya. Ay ya. Cennet, ocağın çakmağını gördünüz mü yavrum masada? Anne bizim ocak kendinden çakmaklı ya. Ha, doğru ya. Bizim ocak kendinden çakmaklı ha. Ablam soğancıktan ağlıyor anne, soğancıktan. Cennet, bak bakayım bana. Ay tamam ya. Bak bakayım bir bana. Ah be Feyyaz'cığım. Yani Rüya ile bu duruma gelmeniz hiç de hoş olmamış. Keşke en başından beri Cennet'le sevgili olduğunu söyleyip onu kendinden uzaklaştırsaydın. Yani ben de bu şekil gelişsini istemedim. Cennet'le durduk yere aramız bozuldu. Gördüğü yerde sahte para basar gibi tokadı basıyor. Sen Cennet için düşünme arkadaş. Ben onunla yanlış anlaşma olayını konuşurum. Zamanla her şey düzelir. Yani sen de bana bir söz ver. Rüya ile onu kırmadan ayrılmanın bir yolunu bulacaksın. Söz mü? Tamam. Söz. Senin de bacın ne de olsa. Sıkı adammışsın arkadaş. Bu iyiliği neden yapıyorsun onu? Sana bir can borçluyum Feyyaz. Kız kardeşimin hayatını kurtardın. Unuttun mu? Eyvallah. Gel Cezmi, geç. Sağ ol Ziya. Ya Ziya, bugüne kadar bize yaptıkların için sağ ol. Beş parası sokaklarda kalmışken hem oğluma hem de size bunca yaptığım kötülüğe rağmen. Önemli değil Cezmi. Tevazu gösterme Ziya, tevazu gösterme.
Bu da yetmiyormuş gibi oğlumu balıkçı hızının yanında çırak verdi. Sana mutlaka bir iyilik yapmam lazım benim. Ya sen kendi durumunu düzelt, gerisi kolay Cezmi. Bak ya, istersen yandaki komşunun çanağına kablo uzatayım, oradan buraya korsan televizyon yayını alayım. He? Ya da motokuryeyi oyalayıp o yarım saatte gelmeyen pizzaları bedava veriyorlar ya, bedava pizza yeriz işte. Ya Cezmi, iyiliğin bile üç kağıt dolu be. Yürü, yürü, yürü. Hoş bulduk Güli. Hoş geldiniz Ziyan, hoş geldiniz. Hayrola Güli? Bu ne surat? Bir sorun mu oldu? Ya Cennet, iki gündür salya sümük Ziyan. Bir derdi var ama anlatamıyor. Ben anayım, hissederim. Ya abartıyorsun Güli. Cennet koskoca kız. Bir derdi olsa bizden niye saklasın ki? Ben hislerim de yanılmam. Evimin çizgi gözü. Bir derdi var ama anlatamıyor. Demek ki bize anlatamayacağı bir şey ki içine atıyor. İçine mi atıyor? İçine mi atıyor? Benim dünya güzeli yeğenim Cennet içine atıyor demek. Burada koskoca Cezmi amcası dururken kendi içine atıyor. İçine atacağına benim içime atsın. Gelin. Lokantadan cebimde kalmış tesadüfen. Gelin. Abla. Annemle babam eninde sonunda gerçeği öğrenecek. Ne yapacaksın? Ay, hiç bilmiyorum Atalet. Ama bu durumu bizimkilere söyleyemeyeceğim kesin. Yani kusura bakmayın, durumlar biraz değişti. Feyyaz hiç sandığımız gibi biri değilmiş. Artık onunla evlenemem diyemem. Vallahi sen bilirsin ama annemlerden kaçış yok. Ay. Kapımı dinliyorsunuz siz. Cezmi. Efendim. Bu kapının ceviz olanından istiyorum kardeşim. Ceviz. Çok ceviz gider buraya ya. Ama ben ölçüleri aldım sana açıp sen merak etme. Kapı. Kapıyı ben siliyorum Ülfet Hanım. Çünkü neden? Toz olmuş da o bakımdan. Hırkayla toz. Ama Ziya, ne yapacağız Ziya ya? Eyvah. Bak bu çocuklar büyüdükçe sorunları da büyüyor Ziya. Demek ki Feyyaz'la geleceklerini etkileyecek kadar önemli bir sorunları. Bunların sorunlarını çözmek analık babalık görevimiz Gülüzer. Çocukları doğurtup kedi gibi sokağa bırakacak değiliz ya. Önemli olan zor günlerinde onların yanında olabilmek. Bilir ne sorunları var ya. Gidip sorsak mı acaba Cennet'e ha? Anlatmaz ki ama. Boyumuz kadar oldu kız. Anlatmaz ki artık. Gözünü mü korkutsak acaba? Bak eğer sen sorununu anlatmazsan Cezmi amcam anlattırır sana mı desek? Yok. Sorun ortada. Belli sorun Feyyaz'dan kaynaklanıyor. Ben çok iyi bilirim. Bu yaştaki sporcular ilişkilerinde çok sorunlu olurlar. Aman Allah'ım, yoksa bu çocuk uyuşturucuya mı başladı? Üç tur daha koşacaksınız, İsa'yı bozmayın. Tempo, hadi! Hocam, mal lazım bana. Para var mı sende? Yok, para yok. Ya, 3-5 kuruş yok. Yok para bende, mahvetme kendini, hayır. Mal alacağım, son kez bir gün almışım. Bu kaçıncı son? Beyaz, yapma, kendini mahvediyorsun. Hocam, yeminle son, yeminle. Yok, param yok benim, hayır. Hocam, nereye? Kaçma, devam. Param yok benim, gelme. Param yok, diyorum. Gel de param var. Yok. Aman Allah'ım, Allah korusun. Yok. Bu çocuk bağımlıya benzemiyor Ziya, yok. Bana bakın. Yoksa bu çocuk aile içi şiddete mi meyilli, ha? Ne dersiniz? Pilavı gene lapa yapmışsın. Senin canın dayak çekti. O pilavı ben yapmadım ki. Sen dayak atmak için bahane arıyorsun. Kes! Niye senin pilavın tane tane oluyor da benimki lapa oluyor ha? Döveyim mi şimdi seni? Döveyim mi?
töbe töbe töbe. Allah korusun evlerden arak ya Rabbim. Ay töbe 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 töbe. Yahu yoksa bu çocuk devletin yetiştirdiği bir ajan mı? Belki de bir cinayet işledi. Katil oldu. Cennet de bunu öğrendi. Onunla evlenmekten vazgeçti. Nevati! Yani ne kadar saçma bir fikir bu Cezmi Cezzar ya. Biz en iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Cennetten öğrenemediğimiz şeyi gidip Feyyaz'dan öğreniriz. Ha? Ne dersiniz? Hayt be! Üç kere sektirdim simiti ha! Oğlum, taş mı sektiriyorsun? Gerizekalı. Nimetli oyun olmaz. Doğru düzgün at şunu. Ne diyor bu Anıl denen dantel sana? Ne anlatıyor yine? Ya oğlum anlattım ya. Kız kardeşin düşünüyor da. Sen kız kardeşinden onu üzmeden ayrılacaksın. Anıl da senin cennetle aranı düzeltecek. İyi anlaşmaymış Feyz. Olur yani. Ya iyi de ben o kızın kalbini yere düşürüp kırmadan nasıl ayrılacağım ya? Bana yardım et. Bir fikir bu. Şey de buldum bak. Sorun sende değil, bende diyerek ayrılabilirsin. Yok yok öyle olmaz. Çok basit bu. Daha zekice bir şey bu. Daha zekice bir şey. Buldum. Akut'a katıldım. Bir süre buralardan uzak kalacağım diyebilirsin. Of ya of! Bu çocuğun aklı ters çalışıyor ya. O zaman ben öyle deyince benden ayrılacağı kesin değil ki. Ya beni beklerse ha? Ya biraz daha zekice bir şey bul be kardeşim. İki dakika dur ya. Boğdun beni ha. Ne dedin sen? Boğdun beni dedim. Budur işte baba. İşlem tamam. Aşırı ilgimle boğacağım kızı. Sık boğaz edeceğim. Kendimden bezdireceğim. Böylece kız benden sıkılıp terk edip gidecek. Sonuçta güzel bir fikir buldum değil mi papa? Ha? He buldun. Güzel, güzel fikir buldum. Başladım ağlamaya ya Üngür Şakır. Ama ne yapayım evde rahat rahat ağlayamıyorum yani. Böyle de açık hava görünce oh salıverdim kendimi ya. Peçetelerimi de bitirdim ya özür dilerim. Önemli değil Cennet. Önemli olan ziyan olan kağıt parçaları değil. O değerli gözyaşların. Bak Cennet. Feyyaz hakkında bilmen gerekenler var. Onun boyu posu devrilsin. Gözüne fasolu top değsin de kimseye bakamasın. Dudaklarını böyle kale dileğine çarpsın da kimseyi öpemesin. Sen para Kermit, adi cam göz. Cennet lütfen başlama yine. Bak ben sana bunu daha önce söylemeye çalıştım ama sen beni dinlemedin. Feyyaz'ın hiçbir suçu yok. Ne? Bütün suç Rüya'nın. Kanser olduğunu söyleyerek onu kandırmış. Ne? Rüya'yı tanımıyorsun Cennet. O bir erkeği elde etmek istediği zaman elinden gelen her şeyi yapar. Ne yani? Şimdi Feyyaz suçsuz mu? Feyyaz yeni doğmuş bir panda kadar suçsuz ve masum Cennet. Ay. Onu saflığı yüzünden kandırdı Rüya. Belki sana bunu söylemem doğru değil. Ama ben gelmeden önce Feyyaz'la konuştum. Yaşananlar yüzünden öylesine pişman ki... bana sarılarak tam 3 kez ağladı. Yaşananları telafi etmek için elinden ne geliyorsa yaparım dedi ve bana ağladı. Gerçekten ağladı mı? İnanmıyorsan bak gözyaşları hala burada nemli. Bak. Bakayım. Ay. Cennet. Şimdi hatırım için ona bir şans daha vermez misin ha? Bunu da ye. Bak istersen önce öleyim, onu öp, üzerine bunu ye. Ye, ye, ye.
Menüne ilave olurum sevdiğim. Yo yo. Sen ölme kuzum. Ben dayanamam sensizliğin dipsizliğine. Asıl ben dayanamam sensizliğe oğlum. Zaten kader birkaç gündür bizi bir araya getirmedi. Nasıl kötüyüm anlatamam. Yokluğunu tamamlamak için 7/24 seninle olmam gerekiyor. Seninle gezmem gerekiyor. Aşkı Tor. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Balım böreğim. Sen benim çayımda şekerim, simidimde susamım, tekerleğimde sibobumsun. Sensiz geçirdiğim her an eksiğimdir ben. Sensiz geçirdiğim her saniye bir asırdır benim için. Bu sebepten sonsuza kadar seninleyim, hayatta bırakmam. Öyle mesudum ki. Asıl sen bu kadar derin, bu kadar anlayışlıyken ben seni bırakmam. Bir dakika. O kadar derine inme bak. Sonra sevgim boğar seni. Ben öyle dayanamam senin boğulmana falan. Sevgim boğar deme seni. Boğsun aşkım. Hayırdır hocam? Niye köşeye baraj kurdunuz? Feyyaz nerede? Vay be! Nasıl da aynı anda söylediniz? Çalıştınız mı? Nasıl ve nerede çalıştınız? Bana bak Kuzey. Maç yeni başladı. Topu sektirme. Tepemin tasını attırma. Derhal cevap ver bana. Feyyaz nerede? Hocam Feyyaz şeye gitti. Şeye gitti. Nereye gitmişti ya? Bunların üçü birden niye arıyor ki şimdi Feyyaz'ı? Kesin bir şey öğrendiler. Yandık buddy. İçinden konuşuyor. Ağzı da iyice açıldı. Paniklemiş olmalı. Kesin Feyyaz'ın bir haltlar karıştırdığını biliyordur. Aa yeter ama Ziya. Ya kıytırık aşk filmlerindeki gibi dalmacalar bakmacalar. Hadi. Kesin kesin gerçeği saklıyor bu aslanı. Sorunca nasıl rengi değişti bu kalem onun? Bu kesin ajan. Birlikte iş yapıyor olabilirler Ziya. Ya cezballarını seversen ne alakası var ya? Baksana ya ay çiçeği gibi çocuk. Kesin ajan bu. Konudan uzaklaşmayalım. Siz tartışırken şüpheli zaman kazanıyor. Bana bak. Az sakallı. Feyyaz nerede? Bir an önce söyle. Yoksa o bıyıklarını var ya cımbızına tek tek çekerim ha. Sinemaya gidelim mi? Sinema mı? Ama orası çok karanlık. Ben seni göremem ki. Hem bu dünyada senden başka izleyecek kimse yok ki. Benim için bütün Oscar'lar goes to you be aşkı Tom. Sen benim en iyi animasyonum. En iyi çıkış kapan kadınımsın. Ben seni izleyeyim yeter. Peki o zaman. Peki sen dün akşam ne yaptın? Onu anlat bana. Sabahtan başla. İlk iş ne yaptın sabah? Rahat uyudun mu? Hadi onu söyle bana. Ben... Dur söyleme. Yemeği beğendin mi? Değerlendir bakayım. 10 üstünden kaç verirsin bu yemeği? 10 üzerinden. 5 lira aşağıysa gideyim hemen değiştireyim. Başka bir şey alayım. İstersen ben sana yemek yapayım. Ne alırdınız? Ben... Dışarıdaki yemekler de zararlıymış diyorlar. Her şey kanserojenmiş. Ben bundan sonra ellerimle yapacağım sana yemekleri. Ama... Yanında da karışık meyve suyu sıkarım. Organik sevgilim. Beyaz leblebi tozu. Aşkı tomurcu. Bu ilgimden sıkılmıyorsun değil mi? Çünkü bundan sonra sana hep böyle davranacağım yani. Çünkü sana aşığım Rüya. Ölürüm sana ölürüm kız. Zilli. Ah. İşte beni sensizliğe çağıran Melody. Şimdi bu zatı şahsiyetsizle konuşup saniyelerimi sensiz, acı içinde geçireceğim. Şimdiden özledim seni. Efendim Pampa. Faka bastık Pampa. Ziya Hoca, Gülüzar Yenge, Cezmi Cezdar hepsi senin peşinde. Beni görüp nerede olduğunu sordular ya. Sen ne dedin peki? Psikolojik baskı yaptılar buddy. Ben de istemeden olsa alışveriş merkezinde olduğunu söyleyiverdim. Ne yapayım? Ya niye söylüyorsun sarımsı? Şimdi beni bu halde görürlerse ben ne yapacağım ya? Ya merak etme buddy. Alışveriş merkezinde olduğunu söyleyiverdim ama Rüya ile olduğunu söylemedim. Rahat ol yani. Sen keyfine bak orada, tamam mı? Yok, onu da söyleseydin. Daha fazla köpürmeden sen ağzını kapat. Ben de telefonu kapatıyorum. Gevşek sarım. Sen... sinemaya mı gidelim demiştin? Aşkı Toraman. Ben diyorum ki seçiciliğin alemi yok. Aşkı tomografim. Hayatı olduğu gibi yaşamak lazım. Mesela ilk filme vakit kaybetmeden girelim. Sürpriz olur. Karabayır korsanları. Hadi bunun ilk seansına gidelim. Bağcılar bir mün... Ben diyorum ki... Sen...
sen filmlere bak, ben de yüzüme bir su çarpıp geleyim. Anlaştık mı? Aşkı Toros. Sen nasıl istersen bebeğim. Ama sakın geç kalma. Vazgeçmiyordu mübarek. Her gün yeni bir entrika, her gün yeni bir saklanış. Dallasa döndüm resmen arkadaş. Ziya, böyle boş yere ortalıkta insan içinde dolaşmayalım. Suikastçılar insan içinde dolaşmazlar. O şimdi mutlaka yukarılarda bir yerde dürbünle bizi gözlüyordur. O Rus andıra. Yok yok, olay çıkaracak bir yer arıyordur bu şiddete meyilli Kermit. La havle. Ya Ziya, bana bak, ortada dolaşıp yem olacağız ona, yem. Saklanalım diyorum Ziya, saklanalım. Gözünü seveyim Cezmi. Ne yemi, ne saklanması... Feyyaz? Oh. Ziya hocam, Gülizar abla, Cezmi Cezar amca. Ne iyi ettiniz de alışveriş merkezine geldiniz ya. İndirim var ileride ha. Hayda! Ya siz ailece köşe kapmaca mı oynuyorsunuz arkadaşım? Ne saçmalıyorsun sen be? Fındık sarısı. Feyyaz nerede? Feyyaz? Feyyaz şeyde. Yine mi ya, yine mi? Ama ben bu kadar yalanı kaldıramam ki arkadaş. Hadi oğlum Kuzey, yaparsın. Uydur bir yalan. Ay çattık. Kuzey, delirtmesene insanı. Feyyaz nerede? Bak şimdi Feyyaz evladım, sakin sakin konuşalım. Biz şimdi cennetten bir şeyler duyduk. Neyi duydunuz? Helal, şimdi neyi duyduğumuz önemli değil de... ...duyduklarımızı nasıl çözeceğimiz önemli. Ben de böyle olsun istemedim be hocam. Her şey birdenbire oluverdi. Yani nasıl olduğunu ben de anlamadım. İşte bu işler böyledir evladım. Farkında olmadan çine çeker seni. Kurtulmak istersin, kurtulamaz. Aynen öyle oldu hocam. Çok acı çekiyorum ya. Bak Feyyaz, bu bünyeyle ilgili ciddi bir problem. Yani geçen televizyonda da bahsediyordu. Bu meret çağımızın hastalığıymış. Ama sen sakın umutsuzluğa kapılma. Neyse bulacağız çaresini, tamam mı? Her derdin bir devası var evladım. Artık elini kana bulama. Bırak bu işleri. Vatanını çok seven bir Türk vatandaşı ol. Yani... Hepinizin aynı anda şey yapmasına gerek yok. Ben zaten hallediyorum. Üstesinden gelmeye çalışıyorum. Bak Feyyaz evladım, sen halletmeye çalışıyorsun ama... ...ben bu tür çok vaka gördüm. Gerçekten mi? Tabii. Bu vakalar öyledir ki... ...insan kendini kurtarmak ister. Çabalar çabalar bataklığın içine girmiş gibi hiçbir şey yapamaz. Çeker seni böyle. Ne de olsa bağımlılıktır bu. Bir nevi bağımlılık tabii. Ha? Ya bir tür psikolojik hastalık da olabilir. İnsan hastalandığını anlamaz bile. Ama tıp ilerledi. Bak terapiyle neyle bu hastalıkları bir tedavi ediyorlar yavrum. Tıp demişken yüz değiştirme operasyonunu yapacak çok iyi doktorlar tanıyorum. Bir küçük operasyonla ezel gibi olursun ve intikamını alırsın dayınlardan. Aha. Hemen döneceğim. Alo. Aldın mı biletleri? Ben hemen geliyorum. Aşkım nerede kaldın? Tamam aşkı tomurcuğum. Bilet dedi, bilet dedi. Güle duydun mu bilet dedi. Kesin uyuşturucu kullanıyor bu oğlan. Çünkü bu meretin yüz binlerce ismi vardır. Beyaz, şeker, koko, bilet gibi. Ah kesin uyuşturucu kullanıyor. Ya cennetimizi kim nereye emanet edecekmişiz biz ya? Görüyor musunuz ya? Yok Ziyan yok. Uyuşturucu değil bu. Bu çocuk sakinleştirici, ilaç alıyor. Tabii niye? Cennete zarar vermemek için, kendini sakinleştirmek için bak. Hele o yatışmasın, hele sakinleşmesin. Gör bak ben ona ne yapıyorum. Gör bak ben ona ne yapıyorum. Ne uyuşturucusu, ne sakinleştiricisi ya? Bilet diyor adam, bilet. Demek ki birinin gidiş biletini kesmişler. Gidiş var, dönüş yok. Bir sonraki kurbanın talimatını veriyor uyansanıza. Yani. Ya siz hiç ajan filmi seyretmiyor musunuz Allah aşkına? Ya Allah'ını seversen bırak Cezmi Ceza şimdi. Cid çekemem sen ajanlarını burada ya. Cücük gözü. Evet Rüyacığım. Hadi görüşürüz. Pardon. Thank you.
Evet Kuzey, ne var yine? Şey Buddy, az önce yolda yürürken Cennet'le karşılaştım. Bana seni sordu. Ne? Sen var ya şimdi kesin alışveriş merkezinde olduğumu da söylemişsindir Kuzey Efendi. Of Allah'ım ya, of ya. Neyse neyse tamam. Rüyayla olduğumdan bahsetmedin değil mi? Hayır be oğlum, bahsetmedim, merak etme. Ama alışveriş merkezinde olduğunu söyledim. Şu anda oraya doğru geliyor Cennet. Ne? Ya Kuzey bak, daha fazla gezme o sokakta. Git evine. Go home, go home. Feyyaz geldin mi evladım, gel. Biz de senin şeyini... Hocam lafınızı balla kirazla bölüyorum ama benim hemen 2 dakikada aşağı inmem gerek. Sonra hemen döneceğim, söz. Feyyaz'cığım bir otur. La havle. Bak bu çocuğun durumu vahim Ziya. Ben diyorum bu çocuğun durumu vahim. Ziya, burada çok büyük kumpaslar dönüyor. Çok can yanacak. Burası ajan kokuyor. Burası James Bond kokuyor. Burası mis gibi kaşarlı köfte kokuyor. Bayılırım. Garson. Yeter ya. Yeter ya, vallahi ya, Allah ya. Yeter ya. Bu kokuyor, bu kokuyor. Yeter be. Cennet, Cennet, Cennet. İnan olaylar bildiğin gibi değil. Cennet, lütfen açıklamama izin ver. Ben Anıl'la konuştum. Ay biliyorum. Anıl bana her şeyi anlattı. Yani senin ne kadar üzgün olduğundan bahsetti. Ayrıca da sana bir şans daha vermemi rica etti. Gerçekten mi? Evet. Pehlivanım benim. Şu anda var ya o kadar mutluyum ki mutluluktan bir atı bile sevebilirim biliyor musun? Var ya sen bir tanesin. Bak göreceksin, her şey harika olacak. Her şey eskisi gibi olacak. Sen bana bu şansı verdin ya, kedim benim. Bir yılışma be. Bak Feyyaz Bey, bu son şansın. Eğer bunu da eline yüzüne bulaştırırsan ben sana o zaman gösteririm kediyi, tavşanı. Ya merak etme Siyah Altınım. Bak göreceksin. Her şey eskisi gibi olacak. Bu arada bir öpücüğe ne deriz? Hop deriz. Ay neyse. Ben artık gidiyorum Feyyaz Beyciğim. Sen de o arada ayağını denk alırsın herhalde. Değil mi kuzum? Ah. Cennet. Aa, nereye kayboldu bu kız ya? Yine 4 ayak üstüne düştün oğlum Feyyaz. Cennetim de döndü. Artık her şey eskisi gibi olacak. Allah! Bir de şu rüya işini hallettik mi? Bu iş tamamdır. Heh, Feyyaz geldi. Gel otur Feyyaz oğlum. Gel otur bir sen. Otur bakalım. Ajan efendi. Ziya hocam, Gülizar abla, size teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar geldiniz, ilginizi gösterdiniz. Ana baba gibi davrandınız. Çok teşekkürler. İyi de yavrum. Yok Gülizar abla, hiç gerek yok. Buraya kadar geldiniz, desteğinizi esirgemediniz. Ama biz Cennet'le bütün sorunlarımızı hallettik. Ziya hocam, Cennet'le artık aramızda hiçbir sorun kalmadı. Bitti gitti, çok şükür. İyi de evladım şimdi... Yok hocam, yok. Daha fazla kendi problemlerimizle sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Oo, saat kaç olmuş ya? Benim hemen işe dönmem gerek. Hoşça kalın, sonra görüşürüz. Tamam. Tekrar teşekkür ederim, hoşça kalın. Beyazım bildiğiniz de... Ah! Ya Allah Allah, bunlar daha çocuk ya. Neyi, hangi şeyi hallediyorlar kendi aralarında ya? Allah Allah, ben hiçbir şey anlamadım. Ben hiçbir şey anlamadım. Peki yani? Gerek yani. Ne yani? Ya Fransız Ceylan'ım, gözünü seveyim bak bu... ...Frenç'in kızı yandırdın bizi, filmine gitmeyelim ya. Gel, başka bir filme gidelim. Hayır Cumali, geçen senin seçtiğin filme gittik de ne oldu? İçinde aşk var diye kandırdın beni. Film resmen araba yarışı filmi çıktı ya. Ya ama Fransız konsolosum, o filmin içinde aşk vardı ya. Hmm, tabii çavuş, aşk vardı. Adamın arabasına olan aşkı. Ya şimdi nereden çıktı bunlar ya? Tam da sırasıydı sinemaya gitmenin. Ah, inşallah aynı salona düşmeyiz. Hayır Cumali, benim seçtiğim filme gideceğiz. Dediğim dedik, çaldığın düdük. Ne yapalım? Boynumuz Ceylan'dan ince. Senin seçtiğin filme gideceğiz o vakit. Hı. Ama diyorum ki, Ceylan'ım, ya bir daha mı düşünsek ha? Bu
Karabayır Korsanları bayağı iyi bir filme benziyor. Hayır dedim Cumali, hadi düş önüme. Oo, düş önümeler falan filan. Sen bizden beter Türk oldun ha, Fransız çiçeği. Yani korkarım, annem beni sana vermezse sen kapıya dayanıp kaçırırsın beni. Hadi düş önüme o zaman, yeni gelin. Heh, bir bu eksikliği. Yani. Oh be, nihayet gidebildiler. Ben de Rüya'nın yanına ışınlanayım. Ah be Rüya, ne işler açtın başıma? Nelerle uğraşıyorum burada? I called for the past 2 weeks. She hasn't called me back. She won't. You gotta call her. Don't you know how it works? You quit too easy. I have been calling and calling. What is wrong? As we told you earlier today, those emergency evacuations began early this morning as they try to move people out of harm's way. You get a sense of the perimeter here. You see the firefighters and the police helicopters behind me. They're telling us. Yeah, I know. I'm watching. The event radius. Ben yokken sıkılmadın değil mi? Biraz sıkıldım aslında. Ne kadar uzun sürdü işin kızı. Ya ne yapayım? Benim böbrekler kum yapmış. Tuvaletin bir kısmı şu an plaj. Allah! Eko ve sarkaçları da burada. Ya arkadaş, siz madem beni izleyecektiniz, ne diye bilet aldınız sinemaya? Kapalı gişe oynuyorsun gözümde Fiko. Benim de. Fiko. Var ya, sana beyaz perdeden gelinlik dikmek istiyorum ha. Ben de. Sen bu suntada ne kürün de kendine haşama dik o perdeyle. Davulsuz tokmak. Pick up, come on. Sana tokmak dedi Hacı. Sana da sunta dedi, bumbar. Oğlum var ya, dua et. Bugün halk gününde şurada oturmana izin veriyorum. Yoksa seni var ya halka açar, trafiğe kapardım ha. Şişt, az bir dur Hacı, benim kaçıyor kızıyor. Ulan film söylendi. Bu iki salakla izlediğimi inanamıyorum ben. Ha? İyi bir filme benziyor. İyi bir film olduğunu duymuştum. Feyyaz, ben sana bir şey söylemek istiyorum aslında. Söyle, ne söyleyeceksin? Söyle, söyle. Ya hani sen hiç ayrılmayalım, bütün vaktimizi birlikte geçirelim demiştin ya. Evet, Ben düşündüm de, madem tüm vaktimizi birlikte geçireceğiz, o zaman beraber taşıyalım değil mi? The great car blew a seal! Cumali, şu öndekine bir şey oldu galiba. Çocuk patladı, kompresör gibi. Film çok güzel ya. Etkisinde kalmıştır tavuk. Boş ver sen, filme bak. Vay be. Filme bak ya. Aa, dedim ben sana. Aynı evde yaşayalım dedi. Oha, hadi be. Az daha var da bütün mahalle dursun rezilliği. Oo, gençler, eve mi çıkıyorsunuz? Şşş, beni de alsanıza be. Vallahi. Kuru fasulye yaparım, bağlama çalarım. Hatta çok güzel Orhan Gencebay taklidi bile yaparım. Sevgili gönül dostlarım, ben Orhan Gencebay. He, tamam o ses, tamam. Ya tipe baksana, tipe bak. Bununla aynı evde yaşanır mı be? Niye be ya, nesi var? Yumurta gibi çocuk işte. Güzel ha, İrlandalılara benziyor, ciddi. Şş, bana bak, sana bizim Topal Nuriye'yi yapayım mı? Ya sen ne diyorsun ya? Git sen kendine yap Topal Nuriye, yürü. Hostes, hostes. Sen git içeri, biz geliyoruz. Hadi uza. Hadi, hadi, hadi. Bana bak. Sana bir şey anlattığıma beni pişman etme. Sarı sıcak. Ya hadi ne yapayım? Bir anda aynaya falan deyince inanamadım oğlum ya. Ya bir dakika, bir dakika. Ya bu taktiğin tutması lazımdı. Sen var ya kesin yanlış bir şey yaptın ha. Çünkü sen kızı boğacaktın. Kız da seni geri püskürtecekti. Kesin yanlış bir şey yaptın sen. Bunu bir düşünelim. Bunu bir düşünelim. Kuzey, yeminle birazdan kendimi tutamayıp kalbini kıracağım. Bak, ne yanlışı kardeşim. Sen ne dediysen yaptık işte. Yaptık. Ya ben burada kızla aynı eve çıkma noktasına gelmişim. Sen ne diyorsun ya? Benim kafamı ütüleme. Ütüleme kafamı. Aa, bittim oğlum ben. Bittim. Cennet de orada bölecek beni. Aa. Ya kanka darlanma ya, dur ya. Ya bir tane daha taktik buluruz. Daha bende bir sürü taktik var oğlum. Bu bir şey değil yani. Bir tane daha var, buluruz ya. Ya hala taktik diyor. Hala taktik diyor. Ulan öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Sonra da gelip cenaze namazını yanlış kalacağım bilerek. Hayatım. Bazen beklenmedik numaralar çeker bize. Olan oldu. Bırak artık çocuğu Feyyaz.
Maklo kusura bak. Ben kız kardeşini üzmeden ondan ayrılacağım derken işi elime yüzüme yapıştırdım. Artık Rüya'yla çok yapışık bir ilişkimiz var. Hatta şimdi de benle aynı eve çıkmak, kirayı, faturayı paylaşmak istiyor. Yapma ya. Demek durum bu kadar ciddileşti. Buna kesin bir çözüm bulmamız lazım. Böyle olmaz. E ne yapacağız peki? Ben her yolu denedim. Kız benden bıkmıyor ya. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Hayır yani ben öyle aşık olacak bir adam da değilim ki. Param yok, pulum yok, arabam yok. Doğru. Doğru, bir şirketin de yok. Bir evin de yok. Böyle saygın bir kişilik de değilsin. Hayır, neden sana aşık oluyor? Ben zaten onu anlamadım. Evet, aynı zamanda pasaklı ve serserisin. Rüya bana aşık olsa neyse de. Bana bak, sana buradan bir aşık olurum. Görürsün gününü. Edepsiz. Bu işi kesin çözüme kavuşturmamız lazım. Bir planım var. Tek taş yüzük. Rüya'ya evlenme teklif edeceksin. Mayta'ya bak sen ya. Biz kendi problemimizi kendi aramızda çözeriz diyor. Sen nasıl çözeceksin kendi problemini? Benim kızımı da uyuşturucuya alıştıracak herhalde. Yok, onların problemiymiş de bizi ilgilendirmezmiş de. Miş. Bak bak, biz ana baba değil miyiz ya? Biz ana baba değil miyiz? Kermit'e bak ya. Bak sen bak. Bağrımıza bastık. Vallahi sinirim geldi ha. Vallahi Feyyaz gibi şiddete eğilimim geldi ha. Ben biliyorum ama Ziya, ben biliyorum. Cenneti bilerek uzaklaştırıyor ki kızı rahat rahat dönsün. Tabii. Bu işlerden kurtulmak kolay mı? Harcarlar adamı. Halbuki bana gelse, dalışsa bir çaresini bulurduk. Ziya, sana hani bir iyilik yapmak istiyorum diyordum ya. Hı. Yediğim şu oğlanın ağzını burnunu toparlayıp geleyim, ne dersin? Aa. Ya dur Allah'ım sana söyleyeyim. Evlenme teklifi mi? İyi de bu çok riskli değil mi? Diyelim ki... Bir dakika. Diyelim ki Rüya. Bu teklifi kabul etti. E sonra ne olacak? Ne olacak? Aldığın yüzük boşa gidecek. Kuzey! Bu ne oğlum? Kıymık. Kıymık mısın oğlum sen? Ciddi bir şey konuşuyoruz burada değil mi? Ah! Rüya bu teklife hayatta evet demez. Çünkü o macera perest, özgürlüğün düşkün, kafasına istediğini yapan bir kız yani. Onun hayatta en çok korktuğu şey birine ebediyen bağlı kalmaktır. O yüzden sen ona evlenme teklifi edersen senden kesin soğuyacaktır. Kuzey, sen bu konuları ne düşünüyorsun? Bence kızın bağlanma sorunu varsa bu plan işe yarayabilir buddy. Artık bir şey yapmamız lazım. Büyükler olarak bize bu görev düşer. Ne yapsam acaba? Feyyaz uyuşturucu alırken suçüstü polise mi yakalatsam? Evet, ders olur ona. Bu çocuğu öfke kontrol tedavisine göndermek şart. Grup terapiye falan girsin, sinirini atsın vücudundan. Bu çocuğa Paraguay'da bir yüz değiştirme operasyonu yapıp Mozambik'te yeni bir hayat kurmak lazım. Evet. Arıyor mu ya? Bak hiç arıyor mu ya? Bu Feyyaz Bey var ya, hatasını telafi etmek için hiçbir şey yapmadı anladın. Ya sakin ol Cennet. Feyyaz'a haksızlık etme. Bak adım gibi eminim sana çok büyük bir sürpriz hazırlıyor bence. He, kesin öyledir. Ya ben bu Feyyaz'ı çok seviyorum.
Ama bu son olanlar çok kafamı karıştırdı. Tamam tamam, asma suratını. Ya da as ya, ne bileyim. Tamam tamam, as. Sana surat asmak da çok yakışıyor. İnanmıyorum ya. Ne oldu? Sana gülmek de çok yakışıyor. Allah'ım ya Rabbim, ne yapsa yakışıyor ya. Ya bir konuşma be, tipsiz. Sen hep böyle gül Cennet. Kimse seni üzmesin. Akşam seni dışarı çıkarayım mı ha? Düşüneyim. Olur tamam, niye olmasın? Kafam dağılmış olur biraz. Cebimdeki kuş yemi kadar parayla sevmediğim bir kıza yalandan evlilik teklif etmek için pırlanta yüzük bakıyorum. İşe bak sen ya. Neyse ki Kuzey bu işportacılar çarşısını söyledi de yüzüğü ucuza kapatayım bari. Yüzük var mı? Olmaz mı? Bakayım. 3 lira yüzdanlar. Hiç almıyor. Aa, tamam. Tamam işte bu adam. Feyyaz kesin malı bu adamdan alıyor. Yok yok, bu adamda şiddete eğilimli tipi var. Kesin yeni dayak koreografileri öğrenecek Feyyaz. Bence o konuştuğu adam kendisi gibi gizli bir Sovyet ajanı. Suikast için silahları ondan alıyor. Tamam be. Bir tek sizin söyledikleriniz doğru. Benimkiler saçma. Şuna bakayım mı şu? Resmen pırlanta taş yerine cam kırığı koymuşsunuz buna. Adam mı kazıklıyorsunuz? Ah be abi. Ayıp ediyorsun ama. Güzelmiş bu. Çok yakıştı. Yakıştı değil mi? Kaç para bu? 300. Yuh. Bunun üstündeki taş kum tanesi kadar be. Sen yarısını anlaşalım, gel. Abi bize gerisi ver. Ya bir öğrenci indirimi yap bari. Karşıya geçeceğim bak, yol param kalsın. 250 son. Peki ben bu yüzüğü sonra sana geri okutabilir miyim? Hayrola abicim, sen ne yapacaksın bu yüzüğü? Ya şimdi anlatsam roman olur be. Ya dur anlatayım. Şimdi bir kız var, çok kanser, tamam mı? Ölecek, yani gidici. Bana aşık oldu, dayanamadı cazibeme. Şimdi ben bu yüzükle ona evlenme teklif edeceğim. Ben ne yaptım ya? Fotoğraf var. Ah! Melek Şerif takıyorlar çocuğa. Ah! Feyyaz! Ah! Olacağı buydu işte. Sonunda polis suçüstü yaptı Feyyaz'a. Sen mi haber verdin yoksa polislere? Bravo Ziya. Haber vermek de çok iyi yapmışsın. Tebrik ederim seni. Yok ya. Vallahi bile ben haber vermedim. Ya. Ya abi. Ay gitti çocuk, gitti çocuk. Teşekkür ederim. Akşam 8 gibi alırım seni, tamam? Tamam. Cennet! Cennet! Ne oldu? Feyyaz tutuklanmış. Karakola götürmüşler. Ne? Maşallah Paskalya Duran'la çevirdiniz karakolu. Şişmanım, sempatiyim, nasıl olsa affederim diye vukuat işleyip buraya geliyorsunuz. Bugün niye geldiniz bakalım? Ha. Bu sefer siz değil, çocuk suçlu galiba. Yani siz şikayetçisiniz bu pozisyonda. Şikayetçi mi? Hocam, ne suçumu gördünüz de şikayet ediyorsunuz? Ben sizi şikayet ediyor muyum? Konuşma Kermit. Komiserim, sorun ortada. Çocuk bağımlı. Arayın üstünü anlarsınız. Bir tutanak tutun, gözünü korkutun, sonra da salıverin gitsin. Maşallah. Savcılık da var meslek olarak. Çizgi göz. İstersen gel sen buraya otur, ben oraya geçeyim. Yok, çok özür dilerim Sayın Başkomiserim. Çalıntı yüzükle yakalanmışsın. Bu işportacıların çalıntı mal sattığını bilmiyor musun sen? Sırf çalıntı yüzük meselesi değil komiserim. Bu Batman'den bozma, şiddet bağımlısı şahsiyet... biz vaktinde yetişmeseydik adalet dağıtacağım diye ortalığı kanabalayacaktı. Ne şiddeti, ne kanı be kadın. Batman kim bu arada? Batman'ı bilmiyoruz ya. Dikkat etsin de prontaha ile kotama çıkmasın. Sus şimdi sen de. Komiserim, durum ortada. Bu... Sovyet asıllı bir ajandır.
ve çok önemli bir suikast sertiplemek için ülkemize gelmiştir. Bakın, 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 dikkatle bakın yüzüme. Türk olmadığını anlarsınız. Gözlere bak, çipirdek çipirdek. Ya ne alakası var Cezmin? Bir sus Allah aşkına be. E, yalan mı, yalan mı? Eğer hemen harekete geçmezsek bir masumun daha canına kıyacak. Ondan sonra da kayıplara karışacak. Rus ajandası. Ya sorun ortada işte, adam bağımlı uyuşturucuya bulaşmış. Bak 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 bak, nasıl gözü seyiriyor komiserim, gördünüz mü? Avuçları kaşınıyor bunun. Avuçlarına kan yürüdü. Vallahi birine saldıracak, ha bu saldıracak vallahi birine. Evet, birini vuracak komiserim. Ama bizi değil. Kimi vuracağını da tam çözemedim. Zannedersen bir devlet büyüğünü vuracak. Ondan sonra da tanınmamak için seyiren yüzüne botoks yaptıracak. Ya ne alakası var? Kriz geldiği için seyirmeye başladı yüzü ya. Hadi saldıracak birine, gel kaçalım Ziya bizim ufaktan, gel. Bak 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 bak. Bak nasıl plan yapıyor. Plan yapıyor. Ya bağımlı olduğu için. Şiddete meyilli. Meyilli ajan. Ya yeter ya. Ben ne uyuşturucu bağımlısıyım, ne öfke bağımlısıyım, ne de... Sovyet asıllı ajan. Benim bağımlılığım cennetedir. Ey ahali, cennetsiz kalan bu can fakir olduğu için yeni yüzük alamamış, işportacılara kalmıştır. Yazın, eğer bu yüzük olayı ortaya çıkmasaydı, ben o yüzüğü cennetimin parmağına takıp evlenme teklif edecektim. Ha. Ne oldu Pehlivan? Benim için korktun mu yoksa kız, ha? Yok be, ne korkacağım ben senin için? Serseri, ben annemle babamı merak ettim sadece. Baba gibi korkmuşsun işte. Ya. Hem beni böyle deli gibi sevmesen korkmazdın değil mi? Anne, ne oldu? Niye karakola çağırmışlar sizi? Merak edilecek bir şey yok yavrum. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir yanlış anlaşılma mı olmuş? Tamam canım, uzatmayalım işte. Bir yanlış anlaşılma oldu, halloldu zaten. Hadi, hadi, hadi yürüyün gidelim, hadi, hadi. Feyyaz, eğer federallerle başım belaya girerse hiç korkma. Sana sahte pasaportu ben alırım. Ayrıca İsviçre'deki banka hesabı için muhtardan ikametgah almayı unutma. Hadi. Allah razı olsun. Feyyaz'ın sana taşlı bir sürprizi olacak, haberin olsun. Hadi yemin et. İyi akşamlar. Benimkinin kaçırdığını gördük zaten. İyi akşamlar Cezmi, hoş geldin. Ziya, sana bir şey söylemek istiyorum. Hayrola, nedir? Hani birkaç gündür ben sana bir iyilik yapmak istiyorum diyorum ya. Ne yapacağımı buldum. Nedir? Benim oğlum Sabit'i balıkçı Hızır'ın yanına çırak olarak verdin ya. Biz de burada kaç gündür yiyip içip yatıyoruz, size de yük oluyoruz. Sabit bugün kazandığı bütün parayı sana verecek. Olur mu öyle şey canım? Siz misafirsiniz burada ya. Yok. İtiraz istemiyorum Ziya. Alacaksın parayı. Ver Sabit. Yok evladım, yapma öyle şey. Kabul edemem Cezmi. Olur mu öyle şey ya? Sabit dinleme, ver. Buyur Ziya abi. Alnımın hakkı benimin teriyle kazandım. Lahoy. Bu ne be? Balık bu tonton yana. Ben karın tokluğunda da çalışırım deyince balıkçı Hızır bana bunları verdi. Hadi iyisin. Ziya kaptan, kaptım vitamini. Ha, kabuğu ayıkmadan yeme he. Tamam mı? Bütün vitamini kabuğunda. Lahoy. Benim balık beyin ne oğlum? Yıkıl karşımdan, gözüm görmesin seni. Defol. Ver bir gıdık gideyim, ver bir gıdık. Bakayım gıdığa, okş. Çek elini, çek elini, şimdi alırım ayağımın altına. Yıkıl karşımdan, defol. Bir de balık da ellerinden şey ediyor. Ziya. Cennet bütün gün odasında süslendi, püslendi durdu ha. Utanmasın diye nereye gideceğim diye sormadım ama belli ki Feyyaz bugün resmi evlilik teklifini yapacak. Oh, hadi bakalım hayırlısı. Ben çıkıyorum. Hadi bakalım, güle güle. Hayırlı sürprizler. Ziya. Ebeveynleri olarak çocukların bir problemini daha çözdük. Ya. Üstelik soğukkanlı davranarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya da mahal vermedik. Soğukkanlılıkla. Anne!
Ne oldu? Sırtta mı kaldı? Düşük not vardı, kopyayı çekti. Ne oldu? Ne oldu? Yok. Sigaraya başladı. Arkadaşları sigaraya başlattı. Kızım sigara içiyor. Yandı. Ne oldu? Yoksa okul gezisine katılmak için hırsızlık mı yaptın? Yol mu kestin? Parmağım kesildi. Yaramadı. Çocuğun parmağı kesildi. Biliyorum tamam. Selam. Selam. Çok şık olmuşsun valla. Mevsim gibisin Cennet. Yaşamak istiyorum sende. Yuh. Çok komiksin ya. Anıl arkadaşım. Gül öldüm yani. Mevsim ha? Hangisi? Kış mı? Şey ben övmek için söylemiştim onu. Arkadaşım. Sağ olasın. Anıl dur. Bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Zor zamanlarımda yanımda olduğun için, Feyyaz'a tekrar inanmamı sağladığın için çok teşekkür ederim. Sen gerçekten iyi bir arkadaşsın. Arkadaşlıklar bunun için var Cennet. Ne zaman istersen ben yanındayım. Nereye gidiyoruz? Seni Tantana diye harika bir mekana götürüyorum. Bu şıklı, bu güzel ve özel akşamı neye borçluyuz Feyyaz Bey? Neyi kutluyoruz? Bu gece sana çok şaşıracağım bir sürprizim var. Ama biraz beklemen gerek. Arabayı kolay yere park et, çok kalmayacağız. Aşkım, bunu söylemeden önce çok düşündüm, taşındım. Dere tepe düz gittim. Ama sonunda kararımı verdim. Umarım aceleci davrandığımı düşünmezsin. Yani durumunu düşününce aceleci davranmak sanki biraz daha iyi gibi ama... Bir yandan da öyle çok hevesli gözükmek istemiyorum. Şimdi senin gözünden bakacak olursak olaya... Sen karşıma çıktığından beri sensiz nefes almak istemedim aşkım. Bunu denedim. Denedim. Ama olmadı. Yani bir insan ne kadar nefesini tutabilir ki? Naneli sakızın var mı? Benim yanımda var. Ben getirdim. Konudan uzaklaşma. Sadede gel kuzum. Ne diyordum? Sensiz nefes alınca sanki üstüne gül kokluyormuşum gibi geldi. Ne kadar saçma değil mi? Bağlanmak kimisi için korkutucudur. Düşünsene, hayatını tek bir kişiye göre yaşayacaksın. Sen yapar mısın böyle bir şey? Çok zorlanırsın bence. Ama ben yaparım. Korkan vardır elbet bağlanmaktan. Ama ben korkmam. Hemen bağlanırım oracıkta. Lafı gediğinden bağlarım. Feyyaz, anlamıyorum seni. Açık konuş. Gerildin iyice. Peki. Ne cevap vereceğini bilmiyorum. Cevabın hayır olsa da ben soracağım. Thank you.
benimle evlenir misin? Ne olur söyleyin sevenler bana, ayrılmak kan mı aşk kitabından?